Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugün 8. gün bölgede çatışmalar devam ediyor. Türk gazeteci Adem Metan da 2 gündür Kiev'de. Şimdi Adem Metan'dan son bilgileri alacağız. Söz sende Adem. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Kiev'de bir metro istasyonundayız ve tabii ki burada da her yerde olduğu gibi kaçan insanları görmek mümkün. Aslında kimi görsek elinde valiz var, çanta var. Şehir merkezine gelen çok az sayıda insan var. Buradan giden insanların biraz daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burayı aynı zamanda bir sığınak olarak da kullanıyorlar. Etrafı hemen göstereceğim. Burası bir metro istasyonu. Bakın şurada bir hanımefendi var. Yanında çantası var. Adem, Gidecek bakın. buralar daha önce daha kalabalıktı ama yaklaşık 1 milyon kişi Ukrayna'dan ayrıldı. Evet, çok sayıda insanın buradan ayrıldığını söylemek mümkün. Şu anda çok daha az sayıda insan var burada. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, mesela bir hanımefendi yanında sırt çantası var. Yere oturmuş vaziyette. İşte burada da yine bir çantalı beyefendi var. Daha da ilginç bir görüntü göstereceğim şimdi size. Metronun içerisinde geceyi orada geçirmiş olan insanlarla tanıştım biraz önce. Pek fazla konuşmak istemediler ama en azından onların görüntülerini almama kızmazlar diye düşünüyorum. Adem, İşte burada bu. insanlar ihtiyaçlarını nasıl gideriyor? Yani tabii şartlar gerçekten çok zor. Şartlar gerçekten çok zor. Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında ancak dışarıdaki zaman zaman belki o yasaklamanın olmadığı dönemdeki kaynakları kullanıyorlar. Onun dışında zaten ciddi bir yiyecek sıkıntısı var. Marketler kapalı. Bu anlamda da Türkiye'den gelen basın mensupları da yanında getirdikleri yiyeceklerle ancak idare edebiliyorlar. Çünkü marketlerde hem çok fazla sıra oluyor hem de çok fiyatların da pahalı olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Fiyatları katladılar sanırım. Yani bunu Ukrayna'nın geneli için tabii ki şahit olmadığım için söylemem mümkün değil ama benim şahit olduğum birkaç yerde vatandaşlarla konuştuğumda fiyatların 10 kata kadar arttığını söylediler. Ama bu belki o bizim girdiğimiz marketle ilgili de olabilir veya farklı marketler belki bedava da veriyor olabilir ama biz şu ana kadar fiyatların artan noktada olduğuna şahit olduk hep. Peki Adem, siz dün yaptığımız yayında işte siren sesleri çaldı. Siz hemen güvenli bir alana geçtiniz. Gece nasıldı Kiev'de? Gece bombardımanlar sürdü mü? Sesleri duydunuz mu? Gece şöyle bir durum yaşadık. Gece iki el bomba sesi duyduk. Birincisi biraz daha kısmen azdı fakat ikincisi oldukça sesi şiddetliydi. Ve biz de tabii ki bize uzak olmasına rağmen o sesi duyunca bir irkildik. Sonrasında öğrendiğimiz bilgiler bize şunu gösterdi. Tren garıyla bir otelin arasındaki sıcak su deposuna bu bombalardan birisi isabet etmiş. Ve oradaki sıcak su deposunu tahrip etmiş. Herhangi bir can kaybı olmadı ama maddi olarak büyük bir tahribatın olduğunu söylemek de mümkün. Adem, geceyi orada geçirdiniz. Tabii gıda sıkıntısı da var. Sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Reklam yapıyorsunuz, eleştirileri oldu. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya ben önce hesabı parodi zannettim. Yani çünkü Faruk Bey'in tecrübesine, bilgisine bugüne kadar hep güvenirdim. Fakat son açıklamaları beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Biz o fotoğrafını paylaştığım ürünü ya 5-6 medya mensubu arkadaşımızla birlikte aldık. Herkes parasını ödedi. Ve ben orada şunu düşünerek attım o tweet'i. Yani gerçekten marketler kapalı, marketler kapalı. Gösterelim mi faturasını? Canlı Faturası da yayında duruyor ister bu arada. misiniz? Canlı yayında faturasını Faturasını da gösterebiliriz bu arada. gösterir misiniz? Faturasını gösterelim abi. Taha da yanımda. Sevgili Merhaba. arkadaşımla Taha ile birlikteyiz. birlikte oradan çok güzel yayınlar yapıyoruz. Burada. Hatta bu üründen Taha da aldı yani. Yani bu kuşatma altında bir şehre giderken gazetecilerin böyle bir hazırlığı olur. Öyle değil mi? Evet ya, inanılır gibi değil. Bakın bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şurada okuyabiliyor musunuz? Kuru fasulye plaki, bakın. Taze fasulye, Taze nohut fasulye pilaki, plaki. evet. Barbunya. Hepsini okuyabiliriz şu anda. Evet yani gerçekten şaka gibi, inanılır gibi değil. Ya burada savaş ortamında bir ürünün reklam yapıldığını düşünmek, bununla ilgili tweet atmak beni şahsen üzdü. Biz bu olmamalıyız ya. Bu Abi kadar reklam yapacak düşmemeliyiz olsan buraya kadar gelmen gerekiyor mu? yani. Yani bizim mesela Çetinler abimiz var. O da yanında zeytin falan getirmişti. Değil mi Çetinler abi? Sabah da seni zeytinlerden yedik mesela. Şimdi burada Türkiye'den getirdiğimiz yiyeceklerle ayakta duruyoruz. Yani buradaki yiyecekler çok alışık değiliz. Ben daha önce de buradaydım. Hem damak tadı açısından hem de kendi dini inançlarımız nedeniyle hani böyle bir hassasiyetimiz var. Hani ben de yanımda mesela konserve getirdim, ne bileyim yiyecek zeytin getirdim. Şimdi zeytini markasını buradan söylersek hoş olmaz ya da
Ne bileyim Faruk, işte şu balığı aldık şunu getirdik. Faruk bildirici kızabilir abi. Ama yani sonuç itibariyle gazeteciyiz. Burada bir şeyler yemek zorundayız. Şunu unutmamak lazım. Bizler savaş bölgesindeyiz ve hani neredeyse her şeyin ateş pahasına satıldığı bir yerdeyiz. Yani ben 20 gün önce burada 100 grevniye aldığım bir şey bugün neredeyse 600 grevniye alıyorum. Bir arabanın deposuna 20 litre benzini dün 30 euroya aldım. Yani hayat inanılmaz pahalı burada. Dolayısıyla bazı ihtiyaçlarımızı Türkiye'den getiriyoruz. İhtiyacımızı karşılayacak şeyleri de genel itibariyle hani damak tadımız ve dini inançlarımız gereği bulundurmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler. Onlara biraz tabii önem veriyoruz. Ama yani bu reklam değil arkadaşlar ya. Savaş bölgesinde ne reklam olacak? Aşk olsun yani. Evet, Çetinler abi çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Enteresan bir tartışmaydı. Buna da 3 gazeteci oradaki cevap vermiş oldu. Madem çatışmalar devam ediyor, bugün müzakere görüşmeleri de olacak. Umarız siz de güvenli alanlarda kalmaya devam edersiniz. Daha sonra Kiev'in farklı noktalarından sana yine bağlanmak istiyoruz. Kendine çok dikkat et. Savaş ortamındasın. Eyvallah. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Teşekkürler. En son haber bütün storelarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.